Şu elemana bakayım. Abi bunlar bu kanal nasıl bu kadar ucube bulabiliyor ben anlamıyorum ya. Görünmez pembe tek boynuz inancı ile yüzleşme. Benim tanrım pembe tek boynuzlu at. Bunlar kafayı yemiş ya. İlkokulda imam olmak istiyordum. Unicorn sence yaratıcı mı? Unicorn bir tanrıça. Ben Unicorn'un oğluyum. Yani senin annen bir at öyle mi? 7 yaşındayken içimde Unicorn'un çağrışımını hissettim. 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inanç. Bu inançta. Sen peki bilgi geldiğinde yaymakla mı görevlisin? Evet, tebliğ ediyorum onu şu an sizlere. 1989 yaşındayım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor Ben musun? geçen videolarda da soracağım. Bu ne abi? Şunun olayı ne? Şunun olayı ne? Bilen var mı? Bu rimel mi? Ne bu? Aa, Joker'de de vardı bez bebekte. Doğru. 1900 sene öncesini evet hatırlıyorum. Meksika'da bu inanç daha yaygın. Yaklaşık 7 kat. Uyuşturucu serbest galiba orada. 2026 Ocağın 18'inde sayımız 13 milyona ulaşacak. Sadece Türkiye için. Rakamlar da veriliyor ha. Yer altında kalmaya devam edin. Bakar mısın abi? Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Serimiz devam ediyor. Bugün yine farklı bir dine mensup olduğunu iddia eden bir kardeşle birlikteyiz. Ben Mert Pinkman. Ya o 13 milyon da oy kullanacak mı dostum ya? Dünyevi yaşım 20. 2003 Konak doğumluyum. Dünyevi yaşın 20. Evet. Artık alışılagelmiş bir şey. Peki başka bir yaşın var mı? My Little Pony yaşım var. 1989. Ya bunlar artık dalga geçiyor ya. Bu kurgudur artık ya. My Little Pony yaşım ne demek ya? O nedir ya? My Little Pony yaşım. Benim inanışıma göre 8-13 senedir yetkili olarak görev yapıyorum bu inançta. Nasıl 1989 yaşında oluyorsun ya? Bu soruyu ciddi ciddi merak ederek soruyorum ve senden de lütfen dalgaya vurmayacak ve Bu kanalda beni çok kestim, özür dilerim ama editler beni benden alıyor. trollün peşinde koşmayacak bir cevap istiyorum. Evet. Hakikaten orijinalinde bu musun yoksa şu anda kamera karşısında bir troll yapıp dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır, orijinalimde böyleyim. Günlük yaşamımda. Peki seni ne olarak görelim? Dini inancın nedir? Pembe görünmez unicorn tanrıçasına inanıyorum. Onun oğluyum. Görmediğim bir şey pembe nasıl olarak Siz adlandırabilirsin? göremiyorsunuz. Ben layer 2 katmanındayım. Onunla bizzat iletişime geçiyorum. Layer de var. Photoshop layer'ı gibi. Layer 2'de bu. Biz layer 1'deyiz. Layer 3'te kim bilir neler var yani. Maddesel olarak. Şu bak, dikkat ettiysen layer'ları temsil ediyor herhalde. İki tane çizgi atmış ya. Buraya üçüncü çizgiyi de şuraya attığı zaman layer 3'e geçmiş oluyor. Layer 2 katmandasın. Sizin Alperen bir yaşınız kaç bu arada? Evet. Çok fazla Photoshop'la mı ilgileniyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. Bizim inanışımızda 3 katman vardır. Layer 3 katmanı, zebaniler. Layer 2 katmanı, ben ve benim gibi. Kardeşim, bizim inancımıza göre de sadece tek bir katman vardır. O da Hype ve ekibidir. Buradan selam olsun. Devam. Yetkili jokerler ki bunları çok fazla göremezsiniz, çok nadirdir. Layer 1 katmanında ise görünmez pembe tek boynuzlu tanrıça vardır. Oraya ulaşılamaz. 333 senede bir layer katmanı yükseltme etkinliği düzenlenir lejyonlarımız arasında. O etkinlikte başarılı olursanız lejyonunuzu katmanınızı yükseltirsiniz. Ben layer 2 katmanındayım, şu an en üst katmanlıyım. Peki bu katmana geçiş yaparken nasıl bir tören mi oldu? Sana duyuru mu geldi? Nasıl oldu? Evet, lejyon arası bir ayin Apocum düzenleniyor. hoş geldin. O ayinde başarılı olursanız yükseliyorsunuz. Başarısız olanlar alt layer'a düşüyor. Lejyon dediğin şey tam olarak ne? Lejyon bir topluluk, ekip olarak düşünebilirsiniz. Senden kaç tane var? Benden çok fazla yok. Biz nadiriz. Bilmiyorum Layer 2 Saliha. katmanında olduğum için. Layer 3 katmanında zebaniler var. Onlar daha fazla. Onları daha Yani fazla. o zaman bir önceki bir şu an onu söyleyemiyoruz maalesef. Efe Zebani ise Layer 3'te o zaman. Bundan yukarıda yani. Görebilirsiniz yani, daha mümkün. Onlardan 412 adet mevcut. Benden sadece 7 adet var şu an Türkiye'de. Peki diğer o arkadaşlarına görüşüyor musun diğer layer'larla? Evet, iletişim halindeyim. Neredeler onlar da? Onlar Türkiye'nin farklı bölgelerindeler. Genellikle İzmir'de yapıyoruz bunu. Peki Şaşırmadım İzmir ya. Sonra neden de sizin dininiz sadece Türkiye'de mi indirildi? Şaka yaptım. YouTube şaka yaptım. Pavsi burayı silelim. Şaka yaptım. Komik de değildi zaten. Abi komik de değilsin. Zorluyorsun. Şu eleman da her yerde şaka yapmaya çalışmasa daha güzel olacak. Özür dilerim. Meksika'da ortaya çıktı bu inanç. Ortaya çıktı ne demek ya?
Ortaya çıkış bölgesi Meksika. Mesela İslamiyet'in Orta Doğu olarak düşünebilecek olursak, benim inanışımda Meksika'da ortaya çıktı, orada doğdu, şekillendi, büyüdü ve Türkiye'ye geldi. Din inancı... Dostum Meksika'dan da bir kere de adam gelsin ya bize. Gelen inanca bak ya. Bir kere de adam gelsin dostum. Sorduğumuzda bize bir attan bahsettin, pembe boynuzlu, evet, unicorn dedin. Peki senin için atlar kutsal mı? Sadece kendi atımız, yani tanrıçamız kutsal. Diğerleri normalde sıradan bir at. Form olarak sizin yaratıcınızla aynı formdalar. Aynı formda değiller. Bizimkinin boynuzu parlıyor ve rengarenk yanıp sönüyor. Çok ciddiyim. Çok fazla çizgi film mi izledin küçükken? Ne yaptın? Hayır. Çocukken çok fazla çizgi film izlemedim. Bir iki yaşına kadar ailemle beraber büyüdüm. Damdam düştüm. Beynimin yarısı ameliyatta aldırıldı. Ondan dolayı. Daha sonrasında ailem olmadan bir süre büyüdüm bir yerde. Şu anda yurtta kalıyorum. Dedim ki unicorn'a inanıyorum ve benim tanrım unicorn. Bir de şöyle bir şey var ya, çok durduruyorum, özür dilerim ama mesela sen oğlunu üniversiteye gönderiyorsun, yurtta kalıyor falan. Oğlunun sonra böyle YouTube'da dolaşırken böyle algoritma sana bu videoyu öneriyor ve senin oğlun, ne yaparsınız böyle bir durumda? Sizin çocuğunuz çıkıyor böyle karşınıza. Üniversiteyi okumaya diye gönderdiniz, Eskişehir'e ya da İzmir'e gönderdiniz. Çocuğunuz böyle bir videoda çıkıyor karşınıza ve My Little Pony yaşını söylüyor videoda ve bu tipte. Ne yaparsınız? İşte ailesiyle yaşamıyor ama işte ailesi görse ya, reklam girdiyse psikoloğa götürün. Der ya, bu kadar vizyonlu bir cevap beklemiyordum bu chatten açıkçası. Anasını... Oğlum ben ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Yani kapı, dikkatli ol. Eyvallah, anladık. Sana göre tanrı unicorn. Yani bir pembe boynuzlu at. Evet, doğru. Unicorn sende nasıl bir çağrışım oluşturdu da gittin onun içine girdin? 7 yaşındayken içimde unicorn'un çağrışımını hissettim. O renkleri görüyordum. Mesela siz şu sandalyeye baktığınızda kahverengi görüyorsunuz veya masaya baktığınızda siyah görüyorsunuz. Ben baktığımda ise rengarenk yanıp sönüyor bu masa benim için. Tek renkten oluşmuyor. Birden fazla renk. Dostum rengini nasıl söylüyorsun, bu bir. İki, sen bunu başkasın, bak şöyle bir şey var, imkansızlık var. Ben şimdi gene Celal Şengör şeyimi, hocam da buradayken hemen şeyimi yapayım, felsefemi yapayım. Şimdi şöyle bir şey var, iletişim imkansızlığında şöyle bir şey var. Şimdi ikiniz de mesela şunun rengi beyaz ya. Mesela benim gördüğüm beyazla senin gördüğün beyazın aynı olduğunu ispatlayamaz bana. Anladın mı? Çünkü ben senin ne gör, senin gözünden asla göremeyeceğim. Sen benim gözümden göremeyeceksin. Anlatabiliyor muyum olayı? Yani böyle bir imkansızlık var aslında. Ben de mesela atıyorum şu renkte bir şeye beyaz diyorumdur. Sen de bilmem atıyorum şu renkte bir şeye beyaz diyorsundur. İkimiz de beyaz olarak gördüğümüzü düşünüyoruzdur mesela. Ama ben sana kanıtlayamam bunu. Peki bunu bize ispat edebilir misin? Bunu evet size ispatlayacağım. Şimdi şu masanın yanıp sönebileceğine dair... Artık biri bir şey ispatlasın bu kanalda ya. Var, ben görüyorum. Bu kanalda iki tarafta bir şey ispatlayamıyor ya sürekli. İki tarafta. Senin görüyor olman, sen ona bakarsan pembe boynuz altı da görüyorsun. Ona tapıyorsun daha. Evet. Sana göre sen kaç yaşındaydın? 1989 yaşındayım. Şurayı koyayım da hatta karıştırmayalım. Nasıl burada yaşını söylerken bize hani öyle atabiliyorsan kolayca masanın da yandığını o şekilde kendince... bir uydurma yoluyla söyleyebiliyorsun. Bu masanın bize gerçekten yandığını ispat et bakalım. İspat, bunu size gösteremem. Ben görüyorum bunu yalnızca. Peki senin tek başına gördüğün şey, bizim görmediğimiz şey doğru mudur, değil midir diye tartışılmaz. Tabii tartışılabilir. Onu da önümüzdeki programlarda daha yetkili. Ya yeter artık. Yeter şu like, 100.000 like gelirse artık yeter ya. Kaç tane program çekilecek ya? Şimdi bak şöyle yapalım. Dini önümüzdeki programlara atıp durmayalım olayları. Ben sana şimdi şunu sormak istiyorum. Okay. Şu masanın senin gözünde yanıp yanmadığını anlatıyorsun. Senin gözünde yanıp yanmadığını bize ispat et bakalım. Ya bu masa yanıyor mu gerçekten? Şu an bunun için tıbbi bilimsel makineler gerekiyor buraya. Benim beynime bağlamamız lazım ve bir ekranı takmamız gerekiyor monitöre. Teknoloji bu kadar ilerleyemedi daha. Hiçbir beyni şu an okuyamıyoruz. Beyin okunmuyor ama dalgaları ölçülebiliyor. O dalgalarla hangi renk gözüktüğünü dalganın yükselişine göre anlaşılabilir. Senin gördüğünü bizim görmemiz şu an mümkün değil. Senin tek başına gördüğün şeyin de doğruluğu olamaz. Titreşimlerle mümkün aslında. Ama şu an onun için elverişli bir ortamımız yok. Kankacığım, ispat etmen gereken bir konu bu. Yani burada 4 kişiyiz ve sadece senin gördüğün bir şey varsa bu ispata açık bir meseledir. Yani bize bizim deli olduğumuzu ispat et bakalım.
Biz görmüyoruz. Sen akıllısın madem. Bizi deli olduğumuzu ispat et. Deli olduğunuz değil. Mesele görüp görememek. Onu işinizde hissetmeniz gerekiyor sizin. Senin içinde hissettiğin şey ne? Benim içinde hissettiğim şey renkler. Masanın renkli olması gibi. Evet. Unicorn'umun bana yüklediği renkler. 7 yaşımdan beri onu hissediyorum. Her baktığın yerde unicorn'unu görüyor musun? Her baktığım yerde zaman zaman görüyorum, evet. Çoğu zaman. Daha fazla renkli... Genelde böyle yeşil bir madde kullandığım zaman görüyorum falan. Herkes içinde hissediyor. Yani nerende hissediyor? Hisseden neresinde hissedecek ki? Bu hafta İstanbul'da olacağım. Eğer ki boş zaman olursa görüşelim. Olmazsa Sky geldikten sonra bir hafta tekrar geleceğim. O zaman görüşürüz. Şimdilik mobil olduğum için gidiyorum, internetim bitmesin diye. Bu hafta derken Sky ile beraber mi geleceksin? Görüşelim tabii. Ne, keko musun? Yerini görüyorum onun. Onun peki, boynuzundan çıkan renkler. Unicorn sence yaratıcı mı? Unicorn bir tanrıça. Tanrıça. Hı hı. Peki yaratma kuvvetine sahip bir şey mi? Evet, boynuzuyla istediği her şeyi yapabilir. Yani sen seni yaratabilecek bir zatı gözlerinle gördüğünü söylüyorsun. Doğru. Breaking Bad güzel diziydi bu arada. Doğru mu? Hissettim onu. Hissettin. Duygusal yani olarak gördüm. Şu an ben de senin deli olduğunu hissediyorum. Hissedebilirsin, evet. Bu doğruluğu tartışılacak bir şey değil mi? İlla ki. Ama her inanış da böyle değil midir? Ben mesela Unicorn'un oğluyum. Bana kendini gösterdi. Ben bunu size yaymaya geldim buraya. Diğer inanışlarda da bu şekilde. Kendini birine gösterir, onun oğlu olduğunu söyler veya elçisi olduğunu söyler. O da size bunu kanıtlamak için dünya bir bedende dünyaya gönderilir. Ben de aynı şekilde dünyaya geldim. Peki sen az evvel dedin ki ben Unicorn'un oğluyum. Evet. Ya bir sonraki program şey olabilir. Mesela bu Efe'nin, bunun annesi babasının katıldığı bir program. Ben çok isterim. Ne düşünüyorlar acaba? Ya da hakikaten bir psikolog falan alıp böyle bir... Neslicim geldiğinde yaz bana o zaman. Görüşürüz. Evet. Ya senin annen bir at, öyle mi? Bu benim My Little Pony hayatımdaki yaşamından bahsediyorum. Gerçekteki annen nasıl birisi? Düğme hayattaki annem normal bir insan. Onun da boynuzu falan fiziksel var mı? Fiziksel bedenle. Hayır, yok. Sen Tanrı'nın oğlu olduğunu nasıl kanaat getirdin bu duruma? Tanrıçanın oğlu olduğuma bu inançta 7 yaşındayken gözüken ilk insan onun oğlu oluyor. Ve bana kendini gösterdi. Renkleriyle. Bana oğlu olduğumu söyledi ve ben de onun için şu an yaymak için uğraşıyorum bu inancı. İnanırsınız, inanmazsınız. Bu ayrı bir mesele. Herkesin kendi inancı. Ben sadece bilgilendiriyorum sizi. Baban nerede? Babam yok. Babasız olarak dünyaya geldim. Sadece tanrıça var ve o beni dünyaya getirdi. Senin bu anlattığın tam Hz. İsa ile aynı şey. Bilmiyorum. Yani olabilir. İnanç. Şimdi... Dostum biraz çalınmış gibi değil mi ya? Hani Hristiyan dininden, Hristiyanlıktan. Çalınmış gibi değil mi biraz? Yani bir orijinler benziyor sanki. Aynı olarak My Little Pony izliyor. Olabilir, Kemal'in yayını izliyormuş falan. Kemal'in yayını My Little Pony şeyiyle mi açılıyordu? Merak ettiğim bir mesele daha. Kemal de hani lejyonlardanmış değil mi? Kolay. Arkasını doldurmamak çok zor. Değir 3. Yani sen doldurmadığın için de konuştukların bir nevi Hristiyanlığı lekelemeye gidiyor. İslam'ı lekelemeye gidiyor. Yok, asla alakası yok. Ve bu durum bence saygısızca bir durum. Yok yok, yani, saygısızlık yapmıyorum. Lütfen bu konuda saygısızlığın varsa bunu da bize bildir. Hani biz seni saygısızlık olarak görelim ve özür dilerim. Asla bir saygısızlığım yok. Her inancı saygım var. Aynı şekilde ben de saygı bekliyorum. Diğerim. Abi Allah belamı... My Little Pony belamı versin ki yok. İnananlardan. Ben aklıma yatan şeye saygılı olmak istiyorum. Aslında. Şeye çok üzülürüm mesela. Öbür tarafa gittik şimdi. Komiklik olsun değil mi? Öbür tarafa gittik, gerçekten böyle My Little Pony var böyle. Unicorn var falan. Hani çok üzülürdüm orada, yani öldüm mesela. Gittim o boynuzu gördüm ya, dedim. Biz ya ne yaptık biz ya. Çok üzülürdüm mesela. Öyle böyle bir şeye gitseyim yani. Aslında sordum sorularda Kerem hoş geldin. Aklıma yatmalı ki sana inanayım ve sana mantıklı yaklaşayım. Yüzündeki, kıyafetlerindeki işaretler falan, bunların özel bir anlamı var mı? Evet var. Bunlar Unicorn'un renklerini temsil ediyor. Kollarımda, üzerimde, yüzümde her renkten var. Ve Unicorn'un boynuzundan çıkan 7 rengi temsil ediyor. Aslında olayı bu şekilde. Gözündeki çizgiler neyin nesi? Gözümdeki çizgiler onun oğlu olduğuma dair bir kanıt aslında. Ben layer 2 katmanında olduğum için 2 katmandan oluşuyor çizgilerim. Ben söylemiştim lan. Ben videonun başında söyledim. Çok zekiyim ya.
Beni bir alkışlar mısınız? Zebaniler layer 3 katmanında ve çizgileri tektir. Buradan anlayabiliriz aslında kanıtı. O zaman ben de çizsem. Bu olayı izlemiş yazmayın, tebrik edin. Hayır, öyle bir şey değil tabii ki. Evet. Ne tür filmler izliyorsun? Ya şu sıralar film izlemiyorum açıkçası ama her türü izlerim. Genelde korku ve bilim kurgu. Belli. Sana göre yaratıcı var mı? Tanrıça var, evet. Mehmet nasıl yani, yoksa Alper Alp de mi? Ben Metin boynuzlu eşeğe bağlı. Eşek niye bize geldi oğlum? Coğrafya kaderdirden mi geldi eşek bize? Evet. Peki Tanrı niye yok o zaman? Neden Tanrı oluyor da Tanrıça olamıyor? Şimdi burada cinsel eşitliğe falan gidersek mevzu bayağı gider. Yok, cinsel yani. İlişkiye gitmeyeceğim tabii ki ama... İlişki demedin ha, eşitliğe. Eşitliğe gitmeyeceğim tabii ki. Ama yani Tanrıça benimki. Benim inancım da böyle. Ben yani... anlamadım. Bu karşıdaki adamla tanımıyorum, özür dilerim ama sanki böyle şey çıkışta bunları getiriyorlar. Mesela Efe'yi de getiriyorlar. Bir önceki bölümde izledik. Bu çocuğu da getiriyor. Çıkışta dövüyorlarmış gibi sanki bir havası var. Hani dövüp gönderiyorlar böyle. Hem dövmeden önce de bir video çekiliyor gibi bir vibe'ı var. Sen Tanrıça'ya inanıyorsun. Tanrı da değil senin inandığın. Tanrıça, evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Her gelen satanist bir şey anlatıyor. Hı hı. Ve her gelen satanist ya da başka bir inanca sahip birisi kendince bir şey anlatıyor. Senden bir hafta önceki arkadaş konuk olduğunda da o da başka bir olay anlattı. Elçiyim dedi, peygamberim dedi vesaire. Onu da açıklayacağım birazdan. Yani işlerinde birbiriyle çelişmiş ben insanların bir araya gelip böyle bir şey anlatması çok garip değil mi yani? Evet öyle. Her inançta olduğu gibi bizim içlerimizde de çelişen insanlar oluyor birlikte birbiriyle. Bu insanlar... Bizim mesela inancımızda çok fazla çalışma durumu söz konusu değil. Ufak tefek şeyler. Bu kadar yani büyük her inançta oluyor aslında. Yani. Mezhep ayrımı gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. O arkadaşımız uçan tek boynuzlu pembe at inancını yanlış şekilde anlattı. Lekeledi. Uçan tek boynuzlu at onu lanetliyor şu an. Geçen haftaki arkadaşımız çok yanlış bir şekilde anlattı inancımızı. Bizi yanlış tanıttı. Anne mi söyledi böyle söyledi diye? Evet, o layer 3 katmanında olduğu için daha bilgisiz bu konu hakkında ve birazcık satanizmle birleştirdi onu. Pardon. Layer'lar geriye doğru gidiyor. Layer 1 en iyisi, layer 3 en kötüsü. Giriş. Layer 3 giriş. Ben ayrı bir inancız tamamen. Satanizmden ayrılıyoruz yani o konuda. Yaratıcınla görüşebiliyor musun peki? Yaratıcımla görüşebiliyorum, evet, iletişim kuruyorum metafiziksel olarak. Onu kafamın içinde hissediyorum ve renklerini görüyorum. Layer 3'ten geriye gidiyor, 31 yok galiba. İşte. Mesela bir yerde otururken bir yere bakıyorum böyle rengarenk. Daha sonra onun olduğunu anlıyorum. Hiçbir doktora gittin mi gözlerinle alakalı? Yok, gitmedim. Gözlerimde bir problem yok. Ehliyet alabildim. Orada kontrol ediliyor. Nasıl peki, verdiniz? Nasıl ehliyet verdiniz bunu? Psikiyatri mesela. Yok, gitmedim. İhtiyaç duymadım. Layer sınav arkadaşlar, her sene sonu layer sınavları oluyor. LGS, layer geçiş sınavı. Ananı avradını, ne güzel LGS dedim ya. Layer geçiş sınavı, anasını satayım. LYT. Evet. Efe'ye inanıp pembeye inananlar olur gibi. Dolandırıldım da. Öbür tarafta. Yaratıcınla görüştüğünden bahsettin. Yaratıcının komiyim biraz ya. Bahsedelim biraz da peki. Yaratıcının da aynı bizim İslam'da olduğu gibi elçileri, peygamberleri var mı? Beni düşünebilirsiniz aslında. Layer 2 katmanında olduğum için Tanrıça'dan sonra en yetkili kişi benim. Ve nadir kişilerdenim. Size bu inancı yaymaya geldim. Anlatıyorum. İnanırsınız, inanmazsınız. O sizin takdiriniz. Ben sadece buraya tebliğ etmeye geldim. Layer 2'desin ve diyorsun ki... Dostum, tebliğ kelimesi olmadı sanki sizin dinde. Evet, en üst kademe. Tanrı'yla direkt görüşebiliyorum dedin yani. Kafanın içinde onu hissediyorum, evet. Kafanın içinde Tanrı'yla bir şey söylediğinde seni duyuyor mu? Kendi düşüncelerim mi? Herhangi bir şey mesela. Bir istekte bulun. Bir şey söylememe de gerek yok. Onu aklımdan geçirsem o duyar. Çünkü Tanrıça yani. Sınırsız. Tamam. Anlamaydın. Tam şimdi aklından geçir ve kendini bize ispat etsin o zaman. Nasıl edebilirse kendini ispat. Bunu Tanrı mı soruyor, sen mi soruyorsun? Bir Tanrı veya Tanrıça kendini gösterirse ona herkes inanır. Ama göstermezse sadece gerçek inananlar onun takdirini kazanır. Ve onun yolundan gidebilir. Mesela tıpkı diğer tanrıma, dinlerdeki gibi. Benim Tanrı'ma inanmamdaki asıl gaye dünyanın sistemiyle alakalı. Hı hı. Şu anda bilimin Kur'an-ı Kerim'in tasdikliği oluşundan ben şu an Kur'an-ı Kerim peşinden koşturamıyorum. Normal, evet Celal Hocam ya, normal satanist kalmadı ya. Yani eskiden böyle hani... elinde ekmeğinde olan satanistler vardı. Şimdi her kime elini atsan satanistin ya peygamber ya işte Tanrı'nın oğlu ya Tanrıçanın oğlu falan diyorum. Yani bizim inancımız aslında tartışmaya çok açık bir inanç değil. Çünkü her şey apaçık. Ama sizin hiç açık olan bir şeyiniz yok.
Kafanız çevirdiğinizde bir renk görüyorsunuz ve o rengin size Tanrı'nın gösterdiğini düşünüyorsunuz. Ben yatağa yattığımda gözümün önüne bir şeyler uçuşuyor. O zaman benim Tanrım da o diyebilirdim. Ya da işte bakın Allah bana kendini gösteriyor. Tabii hemen bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Bu dünyayı görüyoruz, kainatı. Kusursuz bir şekilde dizayn edilmiş, tasarlanmış. Her şey yerli yerinde gibi gözüküyor. Bunun sence de bir yaratıcısı olmaması normal olmaz mıydı? Yani tuhaf olmaz mıydı? O yüzden benim tanrıçam gerçek. Böyle kusursuz bir evren yarattı, kainat yarattı. Biz de ona inanıyoruz. İnancının arkasını dolduramıyorsun ama. İnancının arkasını dolduramıyorsun derken? Yani bizzat bana gözüktü, ben bunu söylüyorum. Daha ne olabilir ki? Bu bir delil mi sence? Bence delil. Yani zamanında dinlere bakacak olursak hepsi bu şekilde. Bir kişiye gözüküyor ve onu yayıyor, tebliğ ediyor. Peki kutsal bir kitabınız var mı mesela? Hayır, bir kitabımız yok. Sadece tanrıçamız var dediğim gibi. O şekilde işliyor işler. Size bilgi nereden geliyor? Bilgi direkt tanrıçamdan bana ulaşıyor. Direkt olarak. Hiçbir aracı veya farklı bir şey olmadan, ortada bilgi değişmeden, kesin ve net bir şekilde LGBT ünlü konuşuyor. Sen peki bilgi geldiğinde yaymakla mı görebilirsin? Evet, tebliğ ediyorum onu şu an sizlere. Şu ana kadar bir tebliğ falan görmedik. Yani ben şu an yayıyorum aslında. Siz onu gece düşüneceksiniz. Gece 3.47'de gerçek olduğunu göreceksiniz. Sizin de gözünüzün önünde yanıp sönecek renkler. Tam o saatte uyuyor olacağım bu arada. Uyumanız bir şey değiştirmiyor. Bilinçaltınızda yanıp sönecek. Tanrımla bir anlaşma yaptın mı hiç? Tanrımla bir anlaşma yaptım. Onun oğlu olduğum için dünya bir bedende onun inancını yaymakla. Gece 3.47. O inancı yaymaya çalışıyorum şu an. Karşılığında onun oğlu olmaya hak kazandım. O beni seçti, görevlendirdi. Sana ben de, doğurdu mu? Doğurmadı. Bu dünyaya getirdim. My Little Pony hayatıma, yani ruhuma kattı beni. Zaten ben bu bedendeydim. Ya dostum, My Little yani ne alaka ya? Diyor ki insanlar işte Thanos gibi konuşuyor. Bizden de My Little Pony gidince ciddiye de alamıyorum ki ben şimdi. Bence de çocuk şey gibi ya, böyle hani oyuncu olmaya çalışan, hani oyuncular ilk başta böyle tanınmadan hani dublaj rolde, yan rollerde oynuyor ya, büyümeden böyle hani bir o katmandan geçiyor ya, çocuğun öyle bir performansı var gibi. Sadece benim ruhuma üfledi. Ve My Little Pony yaşamım ortaya çıktı. 813 senedir ben yetkili olarak Layer 2 katmanında çalışıyorum. 1989 yaşındayım. 813 senedir Layer 2'deyim. Layer 3'teydim eskiden. Layer 2'ye çıktım. 333 senede bir Layer yükseltme etkinlikleri oluyor. Onlara katılan arkadaşlar yükselebiliyor. Siz de katılabilirsiniz. Neydi? Apartman dairesinde Kadıköy. İzmir ya da. Şeyde arkadaşlar, çeken atlıyor. İsterseniz. Çocukluğunu hatırlıyor musun? Çocukluğumu evet hatırlıyorum. 1-2 yaşına kadar ailemle beraber kaldım. Tepecik, İzmir Tepecik diye bir yerde büyüdüm. Bilenler bilir, annem beni böyle 1-2 yaşındayken yere koyamıyormuş. Yerde böyle kol kadar lan fareler oluyormuş evin içinde. Tepecik tuhaf bir yer birazcık yani. Bilenler vardır. İzmirliler çıkacaktır. Belli canım, küçükken çok ağır bir trajedi yaşamışsın zaten. Daha sonra bir süre ailemsiz büyüdüm. İlkokula kadar vesaire. İlkokulda imam olmak istiyordum. Şu an üniversite okuyorum ve uçan pembe tek boynuzlu unicorn'a inanıyorum. Bu saydıkların 1900 sene önceki hayatın mı? Hayır, dünyevi hayatım. Peki 1900 sene öncesini hatırlıyor musun? 1900 sene öncesini evet hatırlıyorum. Bir örnek ver bakalım. Savaşlar vardı her yerde. Çok basit bir örnek. 1900 sene önce. Savaşlar var. Hadi kanıtla. Tepecik'te Kur'an kursunda dayak yiyince inancını yitirmiş. Harbiden öyle bir hikaye gelseydi üzücü. Kartalcığım hoş geldin. Twitch'ten abone olduk. Olmak 10 TL değil mi? Evet Kartalcığım. 10 TL. Hoş geldin. Örnekti bu. Savaş vardı. Birileri kazanıyordu, birileri kaybediyordu. Bunu ben de sana söyleyebilirim. Yaşamama gerek yok. Ama ben yetkiliyim. Layer 2'deyim. Bana inanırlar. Bizim inancımızdakiler. Sizin inancınızdakiler. Bu neydi dostum? Allah bana bir şey oluyor. Böyle gözümü çiziyormuşum falan. Ailen senin bu duruma geldiğini görünce, küçüklüğünde imam olmak isteyen biri. Prime'ın fiyatı arttı Kartal. Kartal sen Layer 2 olmuşsun. Dosturacım hoş geldin. Kartal sen Layer 2 olmuşsun dostum. Prime'ın fiyatı arttı. Abonelik, normal abonelik 10 lira. Şimdi tek boynuzlu ata inanması. Kemal'im hoş geldin. Halini gördüğünde ailen ne tepki verdi? Haliyle kızgınlardır bana, sinirliler. Çünkü onların da kendilerine göre, anlıyorum onları da. Türkiye'de doğup büyümüşler, bu toplumda doğup büyümüşler. Ve toplumun coğrafyasına bakacak olursak %90'lık bir kısım Müslüman. Onu bilmiyorum Kartal.
Onu bilmiyorum. Yani aslında çoğu abonelik fiyatları mı değişti? Mobilde ise mobilde Müslüman ama %90'lık bir kısım Müslüman olarak ele alabiliriz. Onlar da o Müslüman kısmının içinde olduğu için abone olmak 10 lira diye biliyorum ben. Çok değişmediyse yani. Belki öyle. Ya biraz aram bozuk ailemle. Görüşüyor musun onlarla? Bir dakika, ailesiyle neyim? Yani, özür dilerim. Öyle. Kısmının içinde olduğu için birazcık kapalılar böyle şeylere aslında. Çok kızgınlar yani. Öyle. Ya biraz aram bozuk ailemle. Ya düşünsene, böyle oğlum var ya. Kartal nickini kız yap, abonelik istiyorsan. Nickini kız nicki yap. Kartal Sunma yap. Abonelik gelir bu kanalda. Görüşüyor musun onlarla? Evet, görüşüyorum ara ara. Onlara da söylüyor musun, ben işte özel seçilmiş insanım falan? Evet, biliyorlar benim böyle oğlum. Annen diyor mu? Hayır oğlum, seni ben doğurdum, onlar değil diyor mu? Annem zaten dünyevi hayatta doğurdu beni, doğru. Ama My Little Pony hayatımda farklı bir yaşantım var. Seçilmiş birisi olduğunu iddia ediyorsun. Evet. Neyine göre seni seçtiler? Yani sen olsan kendini seçer miydin? Seçerdim. Çünkü tebliğ etmekte çok başarılıyım. Bayağı şu an ben döndürdü beni ya. Beni seçmiş ki ona inanacağımı bildiği için, içimde hiçbir kuşku olmadığı için, ona küçüklükten beri gönül ferahlığıyla inandığım için beni seçmiş. Seni Yusuf seçmiş. Fakirlere söyleyin, reklamları ben basmıyorum. Reklamlar en düşükte Twitch kendi basıyor. Bilirdi. Ama seçmedi. Allah razı olsun seçmediği için. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet, çoğu zaman korkuyor insanlar benden. Bir metroya binerken veya yolda yürürken yol açılıyor insanlar ve gidiyoruz yani. Bu neyden kaynaklanıyor? Bilmiyorum yani, ben de onlar gibi biriyim aslında. Belki de Tanrı açıyor sana yolları. Olabilir, bilmiyorum. Onun hakkında bir tebliğ gelmedi. Tebliğ nasıl geliyor? Tebliğ gelmesi şöyle oluyor. Dostum bir dönüyoruz arkadaşlar arasında. Tebliğ sırayla hepimize geliyor böyle cümle cümle. Arkadaşlarla da İzmir partilerde. Sürekli pembe renk yanıp sönüyor gözümde. Normalde bir yere baktığımda, mesela bir masaya baktığımda dediğim gibi her renk yanıp sönüyor gözümün önünde. Peki bu dünyada başka çocuğun babası bilmediğimiz. Evet, Meksika'da bu inanç daha yaygın. Türkiye'de olduğunun üzerinde yaklaşık 7 kat. Uyuşturucu serbest galiba orada. Yok, onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Meksika'da bu arada oradaki insanlar daha seçilmiş sanırım. O yüzden Tanrıçamız onları daha çok kutsuyor. İnancında günah ve sevap anlayışı var mı? Şöyle, inancımda günah Meksika'da ve sevap anlayışı yok. Meksika'da ne çektikleri belli değil anasını. Ama iyi bir insan olmanız sizin için yeterli. Günümüzün ahlak kurallarına göre. İlk 7 yaşındayken hissettim. İçimde hissettim. Doğdu böyle. Bir şeye baktığımda yanıp sönüyordu. Dedim ki bu pembe unicorn tanrıcısı. Neredeydin yani o anda? O anda neredeydim? Akıl hastanesi falan. Yok, 7 yaşındayken gitmedim akıl hastanesine. Kaç yaşında gittin? Henüz gitmedim. Bence gitmelisin. İhtiyacım yok. Sana göre. Hiçbir deli ben deliyim demez ki zaten. Aynen öyle. Yani kim akıllı ki aslında Türkiye'de? Bakacak olur. Dostum ben de bu pasif agresifliği anlamıyorum ya. Karşı, yani sen burada amacın röportaj mı yapmak, laf mı sokmak? Yani sen röportaj mı yapıyorsun, laf mı sokuyorsun? Zaten gelen tipleri sen seçiyorsun. Yani biz zorla seçtirmiyoruz değil mi? Recep follow atmış. Bunlar deli değil ki malam demiş. Recep sen niye yeni follow attın lan? Olursak. Bu çok büyük bir iddia şimdi. Diyoruz, zortladım ben de Bostur aynen. Karşına alıp sen delisin demek. Yani geçen videolarda da aynı mevzu oldu. Ha bire imasını yapıyor, bilmem nesini yapıyor. Ama yani dostum saygıya saygı yani, anladın mı? Azinesini de dediği gibi bence. Çocuk şimdi saygısızlık yapmıyor, etmiyor. Yani tamam, saçmalıyor ama yani saygısızlığı yok, bir şey yok yani. Laf sokmuyor sana, bir şey yapmıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Aziz Nesin de mi sizin lejyondan yoksa? Yok, bizim lejyondan değil ama severim kendisini. Hiç uyuşturucu madde kullandın mı? Hayır, hiç kullanmadım. Sigara vesaire de kullanmıyorum. Allah Allah. Bizim inancımızda Tanrıçamızın bize bahşettiği vücuda sahip çıkmakla görevliyiz ve o yüzden zarar vermemiz pek mümkün değil. Buna sağlam inananlar gerçekten. İlaki zarar verenler vardır. Onları en kötü şekilde cezalandıracak. Bir de şey dese, bir ay biz işte yemek yemiyoruz vücudumuza bakmak için falan. Hani çok benziyor birbirine. Onları lanetliyor. Lanetlemek nasıl oluyor peki sizde? Lanetlemek artık eşyaları renkli bir şekilde göremiyorlar. Rengarenk göremiyorlar. Tek renk. Tüm dünyayı siyah görüyorlar. Siyah hapsolmuş şekilde. Aynı burası gibi. Kapkaranlık. Simsiyah. Senin renkte görmen neyi değiştiriyor? Tanrıçamın yanında olduğunu hissediyorum. Ama sen göremediğin için mesela şu an o dünya inanca inanmadığın için Tanrıça senin yanında değil. Çok şükür.
Asıl amacın nedir? Düşünüyorum Recep. Asıl amacım dediğim gibi tebliğ. Biraz da insanları uyandırmak bazı şeylerde, konularda. İnsanlar çok fazla körü körüne bağlanıyor inançlara. Birbirine saygısızlık yapıyor. Bu yolda adam öldürüyorlar. İşte kötü... Recep, şimdi kanıt olayına girmek demek sıkıntılı bir iş, anladın mı? Yani oğlum iki tarafta kanıt göstermiyor ki. Üçüncü videoyu izliyoruz. İki tarafta da kanıt yok yani. Hani neyin kanıdı, anladın mı? Önceki videodan beyaz gömleklerin konuştuğu kısımları lafı sokmuş gibi editleyip Insta'ya salmışlar. Daha da sinir oldum. Ya. Hakaret ediyorlar, tehditler savuruyorlar. Bu videonun altına da gelecek eminim, binlerce gelecek. Tehdit edecekler, kötü sözler, hakaretler, yani bilmem belki bir şeyler daha. Onlara tek söyleyeceğim, yani ben senin dinine, inancına saygı duyuyorum. Sen de benimkine duy. Leküm dinüküm velliye din. Senin inancın sana, benim inancım bana diyorum. Birazdan Allahu Ekber diye bağıracağını hissettim. Harbiden yani şey de getirmiş. Peki sen öldüğünde... Hatim de getirmiş gibi. Hiçbir şeyle karşılaşmayacağım. Sonsuz bir yok oluş. Büyük uyku diyebiliriz aslında buna. Yani bu dünyadaki adaletsizlikler... Yok almadım X-Nas. ...uykuyla öyle kapanacak mı? Evet. O yüzden bu dünyada adaletsizliklere dur demeniz gerekiyor. Öbür dünyada nasıl olsa hakkımı alacağım. Sonsuza kadar bir cennet yaşayacağım deyip hiçbir şey göz yummayın. Tüm adaletsizliklere gözünüzü açın ve ses tepki gösterin. Her konuda böyle. Okulda, hayatta, demokraside, sosyal yaşamınızda. Bu arada Epe Aydal'a da buradan selam olsun. En azından size yakın birisini söyledim bu sefer. Epe Aydal, İtmez, evet, biraz öyle ya dostum. Birisi. Öyle düşünüyorum ben. Yakında da bizim lejyonumuza katılacağına eminim. Epe Aydal, My Little Pony lejyonu seni bekliyor. Ya Epe Aydal'ın isminde bu adam da var ya, neler çekti ya. Bizimle iletişime geç. Koca istiyorum, gel beni al gibi oldu bu da. Dininizde... Efe Aydal'ı rahat bırakın ya. Var mı? Büyü ve metafizik alem var. Hatta ben sonraki programlarda yanında büyü getirebilirim. Bu büyüleri sunabiliriz sizlere. Olsun, sonraki... Gerçek mi, uydurmaca mı, kandırmaca mı, troll mü, herkes anlamış olur. Evet Kartal. Sonraki programlar için 4 adet iksir getireceğim, büyü. Ve bunları burada deneyebiliriz. İstediğiniz birisi varsa onunla beraber. Ve iddia ediyorum ki onlardan birisi zehirli. İçerseniz 37 dakika içinde sonsuz bir uykuya dalarsınız. Ama panzehir de bende, korkmanıza gerek yok yani. Peki senin bir inancın var. Pembe boynuzlu bir at var ve sizi kendinize çekiyor. Gelin bakayım bu kaç git. İzlenmiş. Bunun ikinci video gelir mi gelmez mi söyleyeyim size. 662.000 bir gün önce. Trendler yok. Gelir abi. Gelir. İkinci video gelir bunlar. 1 milyonu size. Geçer bu iki güne. Neden bu kadar az sayıdasınız? Sizden niye fazla yok? Çünkü gerçekler yavaş yavaş yayılır. Hakikat yavaş yavaş yayılıyor. Guy Maiden hoş geldin. Ortaya çıktı ve hızla ilerliyor. O yüzden şu an sayımız az olabilir ama yakında yaklaşık olarak 2026 Kartal kız değildi bu arada. Sayımız abonelik attığımız zaman ulaşacak. Sadece Türkiye için konuşuyorum. Tarih kaç dedin? 2026 Ocak 18. Aklında sorun olduğuna dair şüphen oldu mu hiç? Şimdiye kadar hiçbir şüphem olmadı. Aksine benim hakkımda böyle düşünen insanlar neden böyle düşünüyor hep merak ettim. Çünkü onların inanışları da veya yaptıkları şeyler de bana mantıklı gelmiyor. Ben de onlar hakkında aynısını düşünüyorum yani. Peki Unicorn adını nereden çıkarttın? Yani Meksika'da doğan bir tanrı, evet. Unicorn olarak adını size nasıl bildirdi? Niye ya, İngilizce isim mesela? Unicorn'u ben kullanıyorum. Tek boynuzlu at demek uzun olduğu için. Guy Maiden yani olmadı ki bir türlü. Pink Unicorn yani ipu diye kısaltabiliriz bunu. İpu olarak ne? Geçer. İngilizce isim mesela? Unicorn'u ben kullanıyorum. Tek boynuzlu at demek uzun olduğu için. Aslında İngilizcesi Invisible Pink Unicorn yani ipu diye kısaltabiliriz bunu. Invisible Pink Unicorn. Alara hoş geldin. İpu olarak. Biri çıkıp Muhammed hakkında böyle şey dese bu herif ne gevşek biri. Bu videoda yerler onu. Bu video içinde yaparlar onu. Geçer. Bu ismi sen mi koydun yani? Hani o video atılır YouTube, anladın mı? Hayır, ben koymadım. Ha, bu inanışın ismi bu. Bu arada bunu da buradan herkese söylüyorum. Şeytanla işim yok bilesin. Tanrı'nın yanında meleğim. Ne? Kamyon arkası sözlere benziyor bu. Kontkar sözüne benziyor lan. Satanizmden ayrılıyoruz yani, onu söylemek istedim açıkçası. Taktım koyu kimse anlamadı. Taktım koyu aslında Petrus Hacı olarak geçiyor. Dinleri reddetmek olarak olabilir. Yani dinlere inanmıyorum aslında. Sadece Tanrıça inanıyorum, Tanrı'ya.
kollarındakilerini çözmek istiyorum da mesela ellerine bakıyorum. Dostum dövme yaptıracak parası olmamış ya. Koluna bakıyorum, zincirler var. Nedir anlamları? Anlamları şöyle söyleyeyim. Kendine şöyle söyleyeyim. Hazırlık. Kadıköy lan burası. Kadıköy. Kadıköy işte. Yani bunlar Kadıköy abi. Benim bildiğim. Zincirler bulmaya başlamışsınız zaten. Yok, bizde cehennem yok. Cehennem yok mu? Bizde yok. Yani bizim inancımızda yok. Yani cehennem, cennet, cehennem yok. Yani sonsuz bir uyku dediğim gibi öldükten sonra. Bunların anlamı ise şu siyahlıklar, sizin gördüğünüz renkler ve lanetlenenler. Dünyayı sadece siyah görürler. Gözlerine bir perde iner. Ben perdesizim. Gözlerinde perde olanlar siyah bir şekilde dünyayı görürler. Siyah, siyah, anlattığı siyah. Çoğu şey iki dinden alıntı. Anlattığı ünlünün %95'i falan yani. Hikayelerden tutçaya kadar Hristiyanlık ve İslam'dan alıntı etti. Şey değil yani, orijinalite de yok yani. Ama ben kırmızıyım. Efendinin renginden daha koyu bir tonundanım. O yüzden kırmızı da var benim harmanımda. Burada kullanıyorum. Harman. Ben renkli bir şekilde görüyorum dünyayı. Bu da ters aç. Yine harmanım kaldı. Geleceği tahmin edebiliyor musun? Geleceği evet tahmin edebilirim. Geleceği görebiliyorsun yani. Görebiliyorum evet. Bu programı yapacağımızı biliyor muydun? Bu programı yapacağımızı evet biliyordum. Bir ay öncesinden geldi bana. Şu an tam böyle ağzına bir tane şaplatıp hani bunu görebildim mi diyesin var ama. Neyse kurallara. Böyle yaşıyorum. Düşündüğünü biliyordum. Mesela bunu görmüştüm. O yüzden şaplatacak olsan çekilirdim. Deneyelim mi? Oğlum şöyleyken bir tane geçirse okkalı bir görsek ya, bir şey de kanıtlansa şimdi. Anladın mı? Yani çok tuhaf bir pasif agresif bir şey oluyor şu an burada. Yani tension çok yüksek, gerilim çok yüksek burada şu an. Bu adam deneyim mi denemeyeyim mi arasında şu an. Hani denesem keseriz videoda, bir şey olmaz falan gibisinden ama. O yüzden şaplatacak olsan çekilirdim. Deneyelim mi? Ya çekimden sonra dövmüşler belli. İkinci video gelmezse bu çocuğu dövmüşlerdir. Allah'tan şu an YouTube yeraltı kanalında böyle şeylere izin vermiyoruz. Ama bir sonraki bölümde tekme tokat gireceğim sana. Peki kanka, dinlediğim kadarıyla Müslümanlık inancına biraz daha sarıldım. Çok şükrettim Allah'a. Ya Rabbi dedim, hani en azından bize akli melekeler noktasında yardımcı olmuşsun. Vallahi bak çok ciddiyim. İnşallah sana da aynı şekilde iş zuhur eder. Çünkü sen de genç bir kardeşsin. 20 yaşındasın. İnanıyorum ki... Oğlum Türk, bence bir şey söyleyeyim. Bunun neyin sonucu biliyor musun? Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların sonucu bu. Bilmiyorum nasıl siyasete bağladım bu videoyu bilmiyorum ama gerçekten ondan dolayı ya. Eksikler var hayatında. İşte trajedi yaşamışsın küçükken, o çok belli. Bunları aşıp doğru yolu bulabilirsin. Konya uyan diye bağırasın var şu an. En azından hani toplumun içerisinden aykırı olup çıkıp işte ben pembe boynuzlu bir ata inanıyorum. Hatta onun evladıyım, oğluyum demen de çok büyük mesela bir ilginç olay. Ama bunun farkına da değilsin yani. İşin sözünüzü garibi... balla kesiyorum. Eminim İsa zamanında İsa da aynı şeyi söylediğinde insanlar böyle düşündü. Ama gerçek inancım bu olduğunda herkes şok olacağını biliyorum ve o zaman anlayacaksınız haklı olduğumu. Düşünsene ölüyorsun abi. Ölüyorsun, bir tane tek boynuz görüyorsun böyle. Gözünü açtığında tek boynuz görüyorsun, diyorsun anasını avradını. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Çocuğun adını unuttum ama Enes miydi? Neydi çocuğun adı? Sadece işinize dolmasını bekleyin. Ve sonraki program için bekleyin. Artık şu kanalda, Yeraltı kanalında 3. videom oldu. Bir şey kanıtlanırsa abone olacağım. Herhangi bir şey kanıtlanırsa bu arada... Her yıl bir kere abone olan Bayskort'ta Yusuf'um, hoş geldin. Bunu şu an söyleyemiyoruz. Gece 3.47'de bu programı izleyen herkes için içine bir şey doğmasını sağlayacağım. Sadece Yusuf'um hoş geldin. Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Rabbim sen gibi olanlara da aynı şekilde yardımcı olsun. Diyecek hiçbir şey yok. Kullandığım şampuanı sormuşlar mı? Kanka daha çok hangi tür uyuşturucuları kullanıyor mu sormuşlar. Peki ben ne düşündüğümü biliyor musun? Senin şu an ne düşündüğünü bilemiyorum. Çünkü çok fazla karamsarlık var burada. Çok fazla siyah var. Ben renkli görsem de siz bunları siyah görüyorsunuz. O yüzden oğlum ben düşüncelerinizi okumamı engelliyor. Ben sana soruyorum. Sen dostum her şey bir bahane var ya. Ben de ne düşündüğümü görebiliyor musun? Görebiliyorum. Ama bunu açıklayamıyorum. Çünkü siyah yani var, bir kat var. Senin hakkında ne düşünüyorum? Şu an benim hakkımda geleceğin elçisi olduğumu ve gerçek inancı yaymaya geldiğimi düşünüyorsun. Eminim ki 3,5 ay sonra sen de bizim inancımızda olacaksın.
Oğlum bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu video nasıl komedi tufanı olur biliyor musun? Bunlar sürekli böyle video çekiyor. Bu adam hakikaten bir videoyu şu gözlerinde şundan sürüp Muhammed kardeşim şu video gözlerinde bundan sürüp zebani olduğu videosu çıksa böyle mesela son bu videoların sonunda o video çıksa çok komik olur ya. Yani hayatımda gördüğüm en zekice işlerden biri olur. En zekice işlerden biri olur. İçine doğdu şu an ve sorgulamaya devam ederek pembe tek boynuzlu tanrıçanın gerçek olduğunu öğreneceksin. Eminim buna. Halbuki ben saçmaladığını düşünüyorum. Saçmaladığını düşünemezsin Ne oldu çünkü ya? saçmalamıyorum de de yıkıl. Ryan Madian tier 1 olmuş. Ryan Madian'a hoş geldin aramıza. Teşekkürler. İlk defa gelip yayında hemen. Gideyim şuraya. Saçmalamıyorum. Bu da saçmalamayı bu arada. İyi bakalım. Kanka çözemedik seni. Gençlere bırakıyoruz. İzleyiciye bırakıyoruz. Ben Dostlar siz yaklaşıyor bu çözün. Ben arada. çözemedim. Ve Arkadaşlar aynı zenginler hemen. zamanda ailelere sesleniyorum buradan. Evlatlarınızın ne izlediğini, ne baktığını, ne ettiğini bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü evlatlarınız sizler daha onlara bir şey anlatmaya çalışıyorken onlar aslında izledikleri filmlere etkilenip bu şekilde girebiliyorlar. Adam boynuzunu da almış gibi şimdi. Dostlar, gördüğünüz üzere bir genç kardeş çok fazla bir arayışta bana sorarsanız yaşadığı şeylerden kaynaklanıyor. O yüzden evlatlarımızın ne izlediğini, nereye gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini mutlaka bakın ki onlar Muhammed kardeşim Dan Bilzerian'a benziyor bu arada ya. böyle saçma hale girmesinler, yüzüne karşı söylüyorum. Bana soracak olursanız da kusura bakmayın biliyorum. Şşş. Evlatlarınızı birazcık serbest bırakın. Çok fazla boğduğunuz için insanlar dinden bunalıyor ve kendini dinin dışına atmaya çalışıyor. Birazcık özgür bırakın sadece. Kendi inançlarını veya düşüncelerinin doğru yolunu bulacaklardır eminim buna. Haklı bir serzeniş. Yani sonuç olarak çok fazla bunaltılmış bir arkadaşın geldiği hali görüyorsunuz o zaman. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki. Yani şöyle bir şey var. Bunu şimdi bu videonun nezdinde söylemiyorum da mesela zamanında Kanye West de çıktı. Din kurduğunu bilmem ne kurduğunu söylüyor. Yani bunlar bence bu videoları çekmek yerine hani biz yardım sağlanıyorsa hani psikoloji anlamında bir check-up'tan geçiyorsa muhafazakar bizler yani komik bu arada. Unicorn slime ASMR mı? Oğlum onu nasıl izin veriyorsunuz böyle bir şey? Bu kaçıncı katman? Lejyon. Niye en çok burası izlenmiş bir de? İnanılmaz ya. Yani.